أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض خليفة قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suat Yıldırım hocamızın mealinden okuyorum. Bakara suresi 6. ayet. İnkara saplananları ister uyarma. Onlar için birdir, imana gelmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır. 8. ayetten itibaren münafıklarla alakalı ayetler gelmeye başlıyor. Öyle insanlar da vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Oysa iman etmemişlerdir. Akılları sıra Allah'ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller. Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını daha da ilerletti. Bu yalancılık ve samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır.
Ne zaman onlara yeryüzüne fesat saçmayın denilse, biz sadece barışçıyız. Ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok derler. Gözünüzü açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok, farkında değiller. Ne zaman onlara şu güzel insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denilse, yani o beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanalım derler. Asıl beyinsizler kendileridir de farkında değiller. Evet, Kur'an-ı Kerim Bakara Sure-i Celilesinde nifakla, münafıklarla alakalı ayetleri böyle devam ediyor. 13 ayet var. Bunların tefsiriyle alakalı Ahmet Bedir hocamızı dinliyoruz. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önceki bölümlerden de bazı şeyler vardı ama burada Bak çekiyor burada. 8. ayette Sus. insanlardan diyor, hüminen nasi insanlardan. Demek ki burada insanlardan bazıları men yekulu derler ki amenna billahi. Biz Allah'a iman ettik. Ve bil yevmil ahiri. Ve ahiret gününe iman ettik. Hem Allah'a hem de ahiret gününe iman ettik derler. Ve mahum bimü'minin. Onlar aslında iman etmiş değillerdir. Burada demek ki diyor, yani bunlar aslında sözleriyle bunları söylüyor ama kalplerinde bu değildir. Belki de nifakın en önemli problemleri Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği zamanda başlıyor. Bu da tebliğin başlamasıyla ortaya çıkıyor. Belki de Müslümanların daha çok güçlü oldukları zaman ortaya çıkıyor. Ve böylece Peygamber Efendimiz bunu ne yapıyor? Ona Allah Celle Celaluhu nasıl bir toplum karşısında olduğunu anlatmak istiyor. Yani diyor ki bunlar böyle, mesela ilk etapta insanlardan münafıklar vardır demiyor yani. İnsanlardan Allah'a iman ettim ve ahirete iman ettim diyenler vardır ama onlar böyle sakın sanma, onlar iman etmiş olmuyorlar. Böyle bir şey söylüyor. Sonra da hani üstadın beyan ettiği gibi onlar diyor iman etmiş değillerdir. Böylece bununla da ihtar etmiş oluyor. Da işte yani bir insanlardan diyor bunlar yani. Bununla diyor aslında diyor şey yapıyordu yani insanları nasıl olur da insan böyle bir adiliği yapabilir? Biliyor musunuz? İşte bu yani insan bu yani. Onun için deniyor ki işte neden Müslümanlara, müminlere 5 tane ayet ayırdı, 2 tane kafirleri ayırdı, 13 tane münafıkları ayırdı. Çünkü diyor münafıklar hakkında konunun uzatılması
birkaç tane nükteyi içeriyor. Bunlardan bir tanesi, düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha habis olur. Aldatıcı olursa fesadı, bozgunculuğu daha şiddet olur. Dahili olursa zararı daha büyük olur. Çünkü dahil düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır. Harici düşman ise bilakis asabiyeti şiddetlendirir. İnsan çevik ve çalak olur. Salabeti diniyeyi, dini daha çok artırır. Nifakın cinayeti İslam üzerine pek büyüktür. Alem İslam'ı zelzeleye maruz bırakan nifaktır. Bunun içindir ki Kur'an-ı Azimüşşan ehli nifaka fazlaca teşniat vermiş. Yani çok kınamış ve çok kötü görmüş, göstermiş. Böyle bir şey var. Sonra da belki bu üstad burada bir çok dikkatli olmamız gerektiğini beyan ediyor. Bunlara karşı çok dikkatli olmamız gerektiğini beyan ediyor ama sırada başka bir nükte açıp orada da diyor ki yani Kur'an-ı Kerim onlara ait ayetleri uzatmak suretiyle şunu da demek istiyor. Münafık olan diyor müminlerle karşılaştığı zaman onlara içine girdiği zaman yavaş yavaş ünsiyet kesbeder, imanla ülfet peyda eder. Gerek Kur'an'dan, gerek müminlerden nifakın kötülüğünü hakkındaki sözleri işite işite pis halden nefret eder. En nihayet lisanında kelime-i tevhidin kalbine damlamasına zemin hazırlamak için böylece uzun bir yol alınmıştır. Demek ki burada yani münafıklardan hem çok hazer etme var, yani hem çok uzak duruyorsun ama Kur'an-ı Kerim'in bu konuyu biraz daha uzatması anlama diyor öyle bildiğiniz gibi değil. Bunlardan da ne yapar? İslamiyet'e girecek insanlar vardır. Onun için diyor insanların içine gire gele Müslümanların içerisine aynı zamanda etkilenebilir de. Böyle bir şey de karşımıza çıkıyor. Yani Üstad hem aynı zamanda münafıklara karşı bizi bir uyandırıyor ama aynı zamanda da onlara karşı ne yapmamız gerektiğini de Kur'an-ı Kerim'in bu kadar şeyiyle ifade etmiş oluyor. Bu da belki de Müslüman için en önemli nasıl bir yol tutacağına dair şeyler. Hatta Peygamber Efendimiz'in döneminde yani münafıkların isimlerinin gizli tutulması ve herkese söylenmemesi bu da çok önemli bir stratejiyi ifade ediyor. Belki de söylenmeme meselesinden daha çok hatta bir gün hutbede zannediyorum böyle özelliklerini çok yakın bir şekilde beyan ediyor. Öyle oluyor ki yani herkes artık orada anlıyor ve çıktıkları zaman Hazreti Ömer onları takip ediyor. Herhalde daha sonra demek ki ayet-i kerimelerle, vahiyle Peygamber Efendimiz uyarılıyor ki onları çok fazla böyle dile getirmek, özelliklerini anlatmak, yani değil isimlerini söylemek onlardan men edilmiş oluyor yani. Bunlar da önemli bir şey. Ve mahum bir müminin. Onlar aslında iman etmiş değillerdir. Yani onlar sadece iman etmiş değiller. Öyle bir özellikleri var. Bunu da bilin. Dolayısıyla da onun için Peygamber Efendimiz sadece Huzeyfe'ye söylemiş. Yani daha sonraki dönemde de hep Hazreti Ömer'in o olayı meşhur. O da karşımıza çıkıyor. Yani herkes kimin münafık olduğunu ancak cenaze namazına Hazreti Huzeyfe'nin katılmazsa onlar da katılmıyorlar. Çünkü ayet-i kerime var. Münafıkların cenazesine katılma diye.
Bunların diğer bir özelliği diyor. Fi kulubihim maradun. Kalplerinde hastalıklar vardır. Fezadehumullahu marada. Allah kalplerindeki hastalığı daha da artırsın. Ve lehum azabun elimun bima kanu yeksibun. Onlar için de elim bir azap vardır diyor. Burada belki ona geçmeden nas kelimesinde teşhir edilmemesini anlatan hususlar var. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu adi bir iştir. Bu adiliği onlar kendilerinin de farkında ama sakın bunu ne yapın? İfşa etmeyin. Bazen kötülük ifşa edilmezse tedricen zahil olması ihtimali vardır. Fakat teşhir edildiği takdirde kötülüğü yapan kimsenin hiddetini tahrik eder, fenalığı daha fazla yapmasına sebep olur. Burada en büyük stratejilerden bir tanesi, belki de yani hem üstadın hem hoca efendinin hem de İslam dünyasında bu önemli strateji çok defa uygulanmışsa da bazen de uygulanmamış yani. Çünkü diyor kötülük eğer yayılmazsa tedricen yavaş yavaş zahil olması, ortadan kalkması mümkün. Fakat teşhir edildiği takdirde kötülüğü yapan kimsenin hiddetini tahrik eder, fenalığı daha fazla yapmasına sebep olur. Bir de bu yukarıdaki Erkan-ı İmaniye ki yani İmam-ı Gazali Hazretleri hemen hemen Amentü'yü de kendi içinde daha kuvvetli olanlar, daha önemli olanlar, daha önemi az olanlar olarak ayırıyor. İman şartları içerisinde, o altı imanın şartları içerisinde en önemli iki rükün Allah'a iman etmek, bir de ahirete iman etmek. İkisi çok önemli. Hadis-i şeriflerde de men kâne yu'minu billahi vel yevmel âhiri. Men kâne yu'minu billahi vel yevmel âhiri. Kim ahirete Allah'a iman edip ahirete iman ediyorsa işte şunu yapmasın, şunu yapmasın, şunu yapmasın. Burada da yine imanın en önemli iki rüknü dile getirilerek yani men kâne yu'minu billahi vel yevmel âhiri. Kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa işte bu konudan yola çıkarak imanın en önemli noktasını bunlar dile getirirler. Yani sanmayın ki bu en önemli iki rükünü söylemek suretiyle Müslüman olmuşlardır. Ama kesinlikle buna da kanmayın. Orada da bir ihtar karşınıza çıkıyor. Fî kulûbihim maradun, kalplerinde hastalıklar vardır. Ama kalplerinde Allah bu hastalığı da daha artırsın. Yalnız hani bu kalp meselesine gelince biraz bunu aşmak gerekiyor. Hani üstadımız bunu anlatırken işte vücudumuzdaki maddi kalbi işaret ederek ona aynı zamanda biz yürek de diyoruz. Yani dolayısıyla öyle bir vücudumuzda çam kozalağı şeklinde duran kalp meselesi var ya diyor. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bu kalp değil. Belki bununla da bir irtibatı var. O da hadiste ifade ediliyor. Ama esas kalp burada yani beyan edilen kalp o kalp değil. Bu nedir? Latife-i Rabbaniye. Yani Allah'ın bizim içerimizde koymuş olduğu o Latife-i Rabbaniye'nin belki de sultanı diyor. En önemlisi. Latife-i Rabbaniye kalp kendine has bir takım. Onun da rükünleri var diyor. Ki işte bu rükünlerden en önemlisi insanın içindeki bütün letaifi adeta
onun ordusu gibidir. Mesela insanın basarı, bir başka ifadeyle manevi bakışı onun nazarıdır. Kalp onunla bakar, akıl kalbin ruhu, şuur ise aklı gibidir. Aklı gibidir, zira kalp bilinecekleri şuurla bilmektedir. Demek ki burada ki esas kalplerindeki hastalıklar buradan kaynaklanıyor. Yoksa normalde göz değil, herkesin gözü var, herkesin burnu var, kulağı var, ağzı var, dili var. Bunlar esas aynı zamanda dinsizlerle dinli olanlar arasında bunların maddi olarak herhangi bir farkı yok. Kur'an-ı Kerim'in bunlardan bahsetmesi yani bunların gerçekteki bizdeki fiziki yapılarından bahsetmiyor. Burada da yine fi kulubihim maradun, kalplerinde onların nedir? Maradun, bir hastalık vardır. Buradaki hastalık da yani bir kalplerine stent takılacak, ne bileyim kalpleri bozulmuş, tam ritmi iyi yerinde değil anlamında değil. Kalplerinde marat var derken kalplerinde şüphe var diyor. Yani ribetün ve şekke fi emrillahi, Allahu Teala'nın emirlerini ne yapıyorlar? O konuda şüphe ediyorlar. Demek ki hem Yahudi'de hem inansız olan kafirlerde kalp hastalığı vardır. O kalpte manevi olan kalp. Yani ne yapıyor işte o? İnsan içinde bütün lataifenin sultanı, hakanı, kralı kalp. Manevi olan dediğimiz o kalp. Fuat da deniliyor buna. Ve bu manevi latifelerin sultanında bir sıkıntı var. Şimdi bunun aynı zamanda işte akıl bu kalbin ruhu sayılıyor. Şuur ise aklı sayılıyor. Burada yerler değiştirmiş oluyorlar. Ve akıl gibi, zira kalp bilinecekleri şuurla bilmektedir. Demek ki bunların Allah'ı anlama kapasiteleri ne yapmış oluyor? Kafirlerde perdeli olmuş oluyor. Bunlarda da hastalık var. Yani hastalık ne yapar insana? Bazen düzenli olarak hayatını devam ettirmesi, ama an be an, 2 dakika sonra bozulur. Belki kafirlerde sürekli bir kapalılık var, ama nifakta ise arada bir açılıyor. Zaten ilerideki ayetlerde de öyle geçecek. Arada bir nur oluyor, ama sonradan tekrar kapanmış oluyor. Burada da fi kulubihim maradun, kalplerinde hastalık vardır. Ve aynı zamanda diyor ki işte buradan şu manayı da çıkarmak mümkün. Kalbe mesela yukarıda dendiği gibi mühür basıldığında açık yer kalmamakta ve kalp feyzi akdesten gelen nur ve sırlarla beslenemediği ve hava alamadığı için ondaki iman ateşi sönmektedir. Kafirlerde bu tamamen kati bir şekilde kesiliyor, ama nifakta ise ara sıra açılıp ara sıra şey yapıyor. Yani bunlarda da düzenli değil. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki Allah'tan sürekli insana bir feyizler akar diyor. Ve bu akan feyizler işte kalbe doğru gelir. Eğer kalp hüşyar değilse, açık değilse, yani ahizeler kapalıysa, alıcılar, almaçlar kapalıysa, onlardan ne yapmaz? İnsan istifade edemez. Normalde münafıklar değil, hayatta da yani dindar insanlarda bile eğer kalp kapalı olursa, yani almaya niyeti yoksa, onlarda da bazen alamayabilir. Çünkü feyzi akdesten diyor, gelen bu kablolar, yani bu elektrikler, bu nurani beslenmeler ne yapar? Arada kesintiye uğrar. Kesintiye uğradığı zaman da ne yapar? İnsan beslenemez, ölür. Yani burada da hani daha önceki ifadeler, şeyleri ifade edildiği gibi imanın daha değişik şubeleri vardır. Ve bu imanın bütün şubeleri insan hayra çalıştığı zaman o imanı ziyadeleşiyor. Şerre çalıştığı zaman iman ne yapıyor? Azalmış oluyor. Yani solmuş oluyor. Ve dolayısıyla da yani bizim yani işte hizmette az küçük bir hareket etmemiz işte hani diyor ya Varidat-ı Subhaniye
Allah'tan gelen o varidat çoğalıyor insanda. Yani göğüsleri sütle doluyor. Yani eğer hayra çalışmazsa, kendini hayra kilitlemese, kendini hayra kapatmazsa bunlar azalmış oluyor. Bu nifakta bu tamamen kısıtlama yoluna gidiyor. Belki de küfür de tamamen kapanıyor. Nifakta daha azalmış oluyor. Müslümanda ise bunun daha değişik halleri ortaya çıkıyor. Yine yani feyzi akdesten gelen nur ve sırlarla beslenemediği ve hava alamadığı için onda iman ateşi sönmektedir. Ama dikkat edecek olursak kalp ve kulaklarının mühürlenmesi Allah tarafından onların kesilerine bir ceza olmasına karşılık gözlerindeki perde şart-ı adi planında onların bakıp görmezliğine karşılık bir mekri ilahi de oluyor. Yani ne bir sanki Allahu Teala onlara bir hile de vurmuş oluyor. Yani gözleriniz var ama sizi imana götürecek hakikatları göremeyeceksiniz. Evet, kulaklarınız var ama sizi imana götürecek hakikatları duyamayacaksınız. Kalbiniz var ama imana dair hakikatleri anlamayacaksınız. Hani bu normalde diyor ya işte parayla diyor belki doktor bulabilirsin ama parayla sıhhat bulamayabilirsin. Parayla lokantaya gidip yemekleri çok değişik envai türlü yiyecekleri bulabilirsin ama parayla lezzet bulamazsın. Yani parayla taksin olabilir, arabanın olur, katın olur, yatın olur ama parayla saadet bulamazsın. Yani o tarafını Allah ayarlıyor. Kuru ekmek helalden kuru ekmek yerken o saadeti bulabilirsin ama kuru ekmeğin dışında o saadeti bulamayabilirsin. Bunların hepsi de yine aynı kategori içerisinde. Fî kulûbihim maradun fezâdehumullâhu maradâ. Allah daha da şeylerini artırsın. Ve lehum azabun elim. Onlar için de çok elim verici azap vardır. Azabun elimin ne konuda? Bima kânu yektibun. Yani yalanladıkları için. Bima kânu yükezzibun. Yektibun. Yani yalan söylemelerinin karşılığında bizi de aynı şeye ne yapar? Getirir diyor. Ne kadar Hocam şeyimiz kaldı bizim? müsaade ederseniz Elmalı'nın Evet. bu hastalıkla, marazla ilgili Tamam. bir tespiti var. Ben onu okuyayım. Bir 20 dakikamız daha var. Evet. İlk yaratılışta kalp sağlamdır. Fakat bunlar kalbin sıhhatini muhafaza etmeye bakmamışlar. Kalplerinde büyük bir hastalığa müptela olmuşlardır. Burada maraz kelimesindeki maradundaki tenvin korkutmak içindir. Demek korkunç bir hastalıkları var. Bütün ahlaksızlığın başlangıcı olan büyük bir hastalık. İdrak ve iradenin afeti olan bir hastalık var. Bu hastalık inançsızlık hastalığı, şek, şüphe, kuşku hastalığı, özetle şüphe ve nifak hastalığıdır. Yani imanda şüpheye düşmüşler ve nifaka girmişler, farklı görünme hastalığına yakalanmışlardır. Onun için asrımızı büyüklerimiz nifak asrı olarak nitelendiriyorlar. Bunlar bütün kötü niyetlerin başıdır. Buna yakalanan kimse hak tanımaz, Allah'tan şüpheye düşer, Allah'ın emrinden şüphe eder. Allah'ın o kitapta şüphe yoktur buyurduğu İlahi kitabından şüphe eder. Allah'ın peygamberinden şüphe eder. Allah'ın halis mümin kullarından ve onların doğru olan fiil ve hareketlerinden şüpheye düşer. Her şeyden şüphe eder. Hatta kendinden de şüphe eder. Bilginin kıymeti kalmamıştır. Fakat benlik şuurundan da hiç çıkmaz. Onun gözüne hak ve hakikat kendinden ibaret görünür. Bakar ki kendisi şek ve şüpheyle doludur. Kendine benzeterek hükmeder. Herkesi ve her şeyi şüpheli görür. Yerler, gökler, ağaçlar, taşlar, hayvanlar, insanlar, Allah, peygamber hep onu aldatıyor zanneder. Kötü zanlarla dolar. Her şeyden kuşkulanır. Fakat bütün fiil ve hareketiyle yine kendisine karşı kendisini yalanlar. Zevkine, keyfine o kadar tutkundur ki onlardan hiç şüphe etmez.
Acaba bunların aslı var mıdır? Bunun sonu ne olacaktır diye düşünmez. Hepsine atılır, sarılır. Onun için hak ve hayır hiç, zevk her şeydir ve her şey kendisidir. Onu ilmi şüphe içinde benlik derdi, kibir, mevki hırsı, baş olma sevdası sarmıştır. Bunun için imansızken kendini imanlıyım zanneder. Aldatmayı, hile yapmayı, entrika çevirmeyi üstünlük sayar. Müminle mümin, kafirle kafir görünür. Bütün bunları ne zorunlulukla yaptığını düşünmez. Böyle yapması, bütün uğraştığı bu şeylerin kendisinden başka bir varlıktan yansıyan bir baskı olduğunu fark etmez. Bunlar dünya nimetlerine gömülseler yine iğneli beşikte gibi yaşarlar. Şüphe ve ara bozma hastalığı böyle can sıkıcı bir şeydir. O münafıkların kalplerinde işte bu hastalık vardır ve her hastalık huy ve tabiat olmadıkça tedavisi mümkündür. Ama bunların bu hastalığı artık tabiatları haline geldiği için onlar için diyor tedavi söz konusu değildir. Zira bunların tedavisi hak dine sarılmakla çözülebilir. Ama onlar da bundan kuşku içinde olduğu için istifade edemezlerdir. Evet hocam. Evet, bunlar güzel yani, Allah razı olsun. Ama yani mesela Hazret işte orada böyle bir şey yaparken mesela işte yani bunlar tamamen işe yaramaz haldeler diyor. Bunların ancak hidayete gelirlerse işte biz onlar kurtulmuş olurlar diyor. Ama mesela Üstad öyle demiyor. Diyor ki bir şey cihetini anlatıyor. Yani çok tehlikelidirler diyor. Çok da bu konuda hatta orada bir şey daha söylüyor. Nifakın en çoğu ehli kitaptan olduğunu söylüyor. Mesela ayeten bir tespit daha var yani. En çok onlarda oluyor diyor. Çünkü diğerleri zaten inanmıyor. Yani öyle bir sıkıntısı yok. Ama en çok ehli nifaktan şeyden ehli kitaptan oluyor. Özellikle belli bir kavmi de işaret etmiş oluyor. Bir böyle yaptıktan sonra ama ikinci bir şıkka geliyor. Burada diyor ki bunları diyor işte tifri etmeyin diyor. Çünkü diyor Kur'an-ı Kerim'in diyor beyanatıyla bunlar eğer siz iyi bir tavır sergilerseniz onlara karşı sizin içinize gide gele onlar da imana karşı ısınabilirler. Hatta işte belki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o nifaka karşı stratejisinde özellikle mesela Tebük'te de çok ortaya karşı Tebük Savaşı'nda ortaya çıkıyor ömrünün sonuna doğru. Ama deniyor ki yani Allah Resulü'nün onlara karşı uyguladığı bu güzel stratejiden dolayı nifakın çoğu gidiyor yani çok azı kalıyor. Dolayısıyla bir stratejiyi de belirlemiş oluyor. Öte taraftan işte belki içimizde de öyle var. Hani deniyor ya niye bu böyle olmadı, niye şu şöyle olmadı diye. Halbuki diyor ki onu diyor eğer ayıklarsanız, onu de Allah mühürlediği gibi siz de mühürlerseniz bu sıra diyor size karşı düşmanlığı daha çok artar diyor. Belki de daha büyük düşmanlık yapar. Belki de daha büyük düşmanlık yapmasın diye işte bu kızı baldıran zehirini içersiniz. Belki de işte onu da yapmış olursunuz. Öyle bir şey var. Yani bunların özelliklerini de anlatırken hani Üstad da diyor ya birkaç defa Kur'an-ı Kerim belki bu ayet-i kerimelerle bizim bilemediğimiz tarzda onları sefihliyle, onları işte ikiyüzlülükle, onları ahmaklıkla o kadar suçluyor, ağır ağır tehdit ediyor ki mesela işte arkasından onlara dendiği zaman denilse ki اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ yani yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yani burada fesat kelimesi de çok ağır bir şey söz konusu. Bozgunculuk yapıyorsunuz. Dendiği zaman onlar derler ki biz fesatçı değiliz. İslahatçıyız. Şimdi böyle bir özellikleri de var. Yani sonra Kur'an-ı Kerim diyor ki yani dikkat edin onların sözlerine bakmayın. İnnehum humül müfsidun. Onlar gerçekten
fesatçıdırlar, bozguncudurlar. Velakillâ yaşurûn. Lakin diyor, anlamıyorlar diyor. Burada da şuur anlat ki sözler de ifade edildiği gibi Hoca Efendi'nin koyduğu o kombinasyon da ortaya çıkıyor. Yani bir Latife-i Rabbaniye var. Bir de Latife-i Rabbaniye'nin sultanı olan kalp var. Bu kalbin işleyiş şeklinde ki bizim çok az kullandığımız, çok az bildiğimiz kalbin aklı ruh oluyor. Ruhun da aklı şuur oluyor. Yani bundan dolayı diyor. Yani kalplerini kaybettikleri için, o büyük latifeyi kaybettikleri için artık ortalığa işin hayrını, şerini ölçebilecek kabiliyetten Allah onları mahrum bırakmış oluyor. Yani bizde de hani Allah'ım bizi imanla ziya, hidayet buyur. Bize işte şuur yani iman ver, şuur ver derken de bunlar ifade etmiş oluyor. Yani işte mesela onlara denecek ki اِذَا قِيلَ لَهُمْ اَمِنُمْ. Yani deseniz ki yani gelin bakın siz böyle bulanık bir iman ediyorsunuz. İman ediniz. Kema amenes nasu. İnsanlar nasıl iman ettiyse siz de öyle iman ediniz. Yani böyle nifak yapmayınız. Kâlû onlar derler ki enü'minü kema amenes sufehâ. Yani bu sefihler gibi mi iman edelim? Burada da yani Ela inne hum de ki işte onlar sefihlerin ta kendileridir ve kille alemun lakin bilmezler. Burada da sefihliyle şuursuzlukla itham ediyor. Tanıtıyor onları Allahu Teala. Diyor ki yani sefihdirler. Yani çok akıllı olmalarına bakmayın. Çünkü diyor burada en büyük hoşuma giden bir şey de şuydu. Yani nifak, münafıklar ne kadar çıldırırsa çıldırsın, ne kadar hazin, ağır tuzaklar kurarlarsa kursunlar, bunlar ehli imana diyor, zarar veremezler diyor. Kendilerine zarar vermiş olurlar. Kendi insanlıklarını kaybetmiş olurlar. Hani burada da işte bazen belki haklı olarak veya zorda kalmış olarak bir kısım şeyler itiraf edenler hariç. Ama normalde epçiler, itirafçılar yani toplum içerisinde daha hazin bir yapıya dönüşüyorlar. Yani öyle bir şey oluyor ki itiraf ettikten sonra ne karşı taraf onları seviyor ne de bu taraftan bir yüz görmüş oluyorlar. Tamamen ortada kalmış oluyorlar. Yani bazen işte diyor ki ya biz de itirafçı olup kurtulalım. Yani itirafçı olduğu zaman ne karşı taraf kabul ediyor ne bu taraf kabul ediyor. Hayatının geriye kalanını hep huzursuz olarak geçiriyor. Yani burada da aynı şey söz konusu. Yani bunlar o durumda ne oraya yanaşabiliyor ne buraya yanaşabiliyor. İkisi arasında kalmış oluyor. Evet. Belki bitiremedik. Vaktimiz bitti herhalde. Ama diğer belki yine bununla ilgili birkaç daha şeyleri velakillahi alamında kalıp diğerlerine devam ederiz inşallah. Evet, başka Vaktimiz katkıda bulunmak isteyen varsa buyursun. Hocam bir ayet daha gidebiliriz. Vaktimiz var. Tamam o zaman. Ve izâ lekullezîne âmenû. Onlar diyor iman edenlere karşılaştıkları zaman kâlû âmennâ. Derler ki biz iman ettik. Ha biz müminiz. Ve izâ halav ilâ şeyâtînihim. Ve kendi dostlarının yanına ki burada da şeyatin olarak düşünüyor. Yani münafıkların kendilerinden sürekli irtibat olduğu insanlar da şeytan ismini Kur'an takıyor. Yani diyor ki bunlar öyle rahatsız, öyle ahlaksız insanlardır ki yani ya şeytanın yeryüzündeki temsilcileridir. Bu münafıkların kendileriyle sürekli irtibatta bulundukları insanlar. اِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Kendi irtibatta bulundukları insanlar yanına gittikleri zaman da derler ki kalu inne ma'akum. Yani biz onlara öyle imanı şakadan diyoruz. Yani biz iman ettik değil, etmedik. Ama onları memnun etmek için bunu söylüyoruz. Kalu inne ma'akum. Biz sizinle beraberiz. İnne ma nehnu müstehziyon. Biz onlarla dalga geçiyoruz. Biz nereye iman nereye? Yani ondan sonra arkasında da Allahu yestehzi bihim ve yemedüm fi tuğyanihim yamhun. Allah da onlarla
dalga geçiyor ve onların şeylerini de sapkınlıklarını da böyle öyle bir hale getiriyor ki sanki sapkınlık bir havuz, bir umman. Onlar o sapıklığın içine gömülüyorlar ve orada da ne yaptıklarını bilemeyecek halde de hareket ediyorlar. Yani o zaman şöyle düşünülüyor. Yani kendi imanını sağlam tutmayan, bir orada bir burada ki müzdebzebine beyne zalik, yani la havle ve la havle, ne oradan ne de oradan, ne oradan ne de oradan, ikisi arasında gidip gelmek, bu öyle bir insan fıtratını bozan, insan psikolojisini alt üst eden, insanı insan olmaktan çıkaran öyle bir özelliktir ki, yani ki Kur'an-ı Kerim bunu da daha değişik ayetleriyle hep ele alıyor ki bundan sonra da devam edecek ve onlara örnekler de sunacak. Fidu yanim ya mahun, böyle sapıklıklar içerisinde gider gelirler diyor. Ama aslında diyor bunlar zannederler ki yani hem oradan görünmek hem de oradan görünmek çok ticaret edilir. Ülâike'llezîne iştarû dalâlete bil hudâ. Bunlar işte dalaleti hidayet karşısında satın almış oluyorlar. Aslında zannediyorlar ki çok kazandık. Ama rabi'at ticaretum, ticaretleri çok kazançlı değil. Ama kârnı mühtedin ve onlar da olması gereken yerde değillerdir. Yani burada da ihtida o. Yani esasen çok şey arzuluyorlar. Zengin olmak istiyorlar veya daha mutlu olmak istiyorlar. Daha huzurlu olmak istiyorlar. Ama bu nifak yüzünden işte hani Latife-i Rabbaniye olan ki Üstad değişik yerlerde kalbi anlatırken kalp Latife-i Rabbaniye'nin sultanı olmuş oluyor. Diğer insandaki diğer latifeler de o Latife-i Rabbaniye'nin elçileri olmuş oluyor. Resulleri olmuş oluyor. Hizmetçileri olmuş oluyor. Ve en baştaki sultan bozuk halde olduğundan dolayı da hayatın her tarafına, bizim orada derler ya, çarpana vuruyor. Yani doğrudan doğruya baratayı soğutmuş, dingili kaybetmiş, bilyalar dağıtmış. Böylece işte devam etmiş oluyor. Evet. Evet, bu ayetlerle ilgili İcaz hecelemesinde Hoca Efendi'nin kitabında bir hadis-i şerif nüzul sebebini bahsediyor bu ayetlerin. Yani münafıklarla alakalı bu izaha şöyle bir vaka vesile oluyor. Münafıkların reisi olarak bilinen Abdullah İbni Übey bin Selül, sahabe-i kiramın ileri gelenleri, işte dört büyük halife olacak zatlar beraberken yanında adamlarıyla birlikte onları görünce bakın diyor ben şimdi onların yanına gideceğim. Nasıl davranacağıma dikkat edin siz de böyle yaparsınız diyor. Varınca Hazreti Ebubekir'e iltifatlar yağdırıyor. Ey Allah Resulü'nün mağara arkadaşı diyor. Sana saygılar olsun diyor. Hazreti Ömer'e işte iltifatlar yağdırıyor. Sonra Hazreti Ali'ye yine Allah Resulü'nün damadı şeyi biricik yakın arkadaşı diye her birine iltifatlar ediyor. Bunun üzerine Hazreti Ali de kızıyor diyor ki yani münafıklık yapıp da bize gazel okuma yani bizim başımızı ağrıtma. Bu çok kötü bir şeydir yani senin yaptığın. Nasılsan öyle görün yani bize farklı görünme şeklinde ona itirazda bulununca ya Ebel Hasan diyor Allah'a yemin olsun ki siz nasıl iman ediyorsanız biz de öyle mi iman ediyoruz? Siz nasıl tasdik ediyorsanız biz de öyle tasdik ediyoruz diye üstüne bir de yemin edip onların yanından ayrılıp kendi adamlarının yanına gelince işte bakın diyor böyle yapmanız lazım diyor. Yani kendinizi gizleyin onların yanına varınca onlardan gibi görünün diye onlara tembihte bulunuyor. Onlar da işte biz de seni takip edeceğiz diye ifade ediyorlar. Sonra bu sahabe-i kiram efendilerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varınca olayı anlatıyorlar. Böyle böyle oldu diyorlar. Bunun üzerine bu ayetler nazil oluyor. Yani ayetlerin sebebi nüzulü olarak böyle bir hadise zikredilse de mevzu itibariyle mesele umumidir diyor Hoca Efendi. İmanı kurtarma adına yapılan alem şumul çalışmalar göz önüne alındığında günümüzde de bir takım hizmete adanmış kimselerin sefih nazarıyla ele alındıkları görülecektir.
Ayette dedi ya, onlar sefihlerdir diye. Bu hakikat diyor, değişmeyecektir yani. Bu ayetillerin nüzul sebebi böyle bir hadise olsa da her devirde İslam'a hizmet edenler hakir görülecektir. Yani tarihin hemen her devrinde bütün tazeliği ve nezahetiyle hak ve hakikat namına mücahedede bulunan kimselerin davranışları sefeh eseri olarak mütalaa edilmiş ve bu insanlara çok defa sefih nazarıyla bakılmıştır. Hatta günümüzde hain terörist bile dediler. Burada bir hadis-i şerifi zikrediyor. La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hak hatta te'tiyehum emrullah lehum zahirun. Ümmetimden bir grup, bir topluluk hak üzerine kaim olmaktan asla geri kalmaz. Yani kıyamet gelinceye kadar onlar hep galebe üzerindedirler. Hadis-i şerifinin de işaret ettiği gibi kıyamet gününe kadar insanları hak ve hakikate çağıran mutlaka bir cemaat bulunacak ve bu cemaate sefih diyenler de olacaktır. Nitekim dediler. İşte Kur'an-ı Kerim bu husustaki hükmünü şöyle noktalamaktadır. Ela innehum humus sufehâ velâkin lâ ya'lemûn. Dikkat edin, asıl sefihler onlardır ama bunu bilemiyorlar. Evet, münafıklara insanların inandığı gibi inanın denilip yol gösterildiğinde onlar sefihlerin inandığı gibi mi inanacağız demişlerdi. Bu hususa daha önce de değinmiştik. Ennas kelimesi, yani burada iki tane nas geçti. Bir başta ve minen nasi diyerek münafıkları sıradan insanlar olarak ele alırken burada ennas, yani başında marifeli el takısıyla gelmesinden diyor ki harfi tarifle o gün daha ziyade Müslüman saflarında bulunan inanan insanlara akla getirmekteyim. Ancak ennas ifadesinde şöyle bir mana da melhuzdur. Siz de insansınız, onlar da insan. Daha evvel hep beraber bulunuyordunuz. Sonra insanlardan bir grup sizin gibi küfürde kalmayıp iman ettiler ki hala da insandırlar. Sizin onlardan herhangi bir üstün yanınız yok. Öyleyse onların iman ettikleri gibi siz de iman ediniz. Ayrıca bu kelimenin tercih edilmesinde insanlığınızın gereği olarak mesele ele alındığında sizin de iman etmeniz gerekecektir. Ve bunun insanlık adına tenkit edilecek bir tarafı da yoktur gibi bir mana da söz konusudur diyor. Ela innehum hu sufehâ velâkin lâ ya'lemûn. Dikkat edin, asıl sefihler onlardır. Fakat bilmezler. Evet, onlar her ne kadar müminlere sefih deseler de sefahatin ne olduğunu bilmemektedirler. Sefahat bilmeye bağlı bir meseledir. Daha önce de ifade edildiği gibi sefih, lügat manası itibariyle muhakemesi, reyi görüşü kısır olan kimse. Şer'i manası itibariyle de aklın ve şer'in sınırlarına riayet etmeyen insan demektir. Yani o sefil arzularını yaşayan, miskinlik içinde bulunan ve olumsuz alışkanlıkları olan kimse manasına gelmektedir. Gerçi bazen yüzüne bakılmayan fakire, iltifat görmeyen zayıfa, ezilen mazlum kişilere de sefih denilmektedir ki bu daha ziyade Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde ifade edildiği gibi müşriklerce nebilere ittiba eden kimseler hakkında kullanıla gelmiştir. Dolayısıyla ikinci ennası diyor Hoca Efendi, sahabe-i kirama işarettir. Öncekileri sıradan insanlar görüyor ama işte iman eden sahabe-i kiramı ise hakiki insan olarak örnek uyulması gereken bir topluluk olarak arz ediyor. Evet, Hüseyin Bey buyurun. Hüseyin Aka Bey var mı ilaveniz? Hocam ben şöyle Ahmet Bedir hocama bir soru sormak istiyorum. Şimdi özellikle şey konusunda nedir o münafıkların ehli kitaptan çoğunun olduğu konusunda bir ifadede bulundular yanlış anlamadıysam. Bunun kaynağı asıl neresidir? Hani bildiğimiz bir şey olarak şu var. Özellikle Yahudilerin o devrede, daha doğrusu ehli kitap o devrede Yahudiler. Ehli kitabın şu şekilde taktiklerinden Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Diyor ki mesela
Aminu billezî unzile alellezîne âmenû ve çennehar ve kuru âhira. Yani gündüzleyin bunlara iman edin, geceleyin onların iman ettiğiniz şeyleri tekrar inkar edin. Ta ki onlar moralmen bozulsunlar ve geri dönsünler gibi bir kısım taktiklerinden Kur'an-ı Kerim haber veriyor da münafıkların özellikle çoğunun ehli kitaptan olduğuyla alakalı acaba ne gibi deliller var? Bununla alakalı şimdi olabilir, sonra olabilir. Öğrenmek istiyorum yani bunu. Buyurun. Evet, bu da normalde tefsir kitaplarında geçmiyor. Daha çok Bediüzzaman Hazretleri'nin tespitinde var. Fakat normalde belki bu kitapta yok ama mantıken de yani hiç bakmadan, kitaba bakmadan ortaya çıkıyor. Mesela işte Mekke'de münafıkların çok az olması belki de hiç yoktu. Ama Medine-i Münevvere gelindiği zaman daha çok İslam'ın güç kazandığı dönemlerde ancak çünkü normalde Mekke döneminde İslam'ın bir istikbal vaat etmiyordu. Yani Müslüman görünmekle insanların kazanacağı bir şey yoktu. Dayak yemekten başka. Ama Evet. Medine'de artık Müslümanlar ki mesela oraya geldiği zaman Allah ilerleyen tarihte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradaki ticaretteki monopoliyi kaldırıyor. Yani ticaret bir kişilerin ellerinde ama ticaret artık herkese yansıyor ve gelirler herkes arasında dağılmaya başlıyor ve dolayısıyla Müslümanlık prim yapıyor yani. Ve bu da şeyde de orada da Hristiyanlar var ve Yahudiler var daha çok. Müşrik olanlar da zaten hemen hemen Müslümanla İslamiyet'e giriyorlar. İşte bu şeyler Evs ve Hazreç kabilesi o zamanın müşrikleriydi ve bunlar hemen hemen hepsi Müslüman İslamiyet'e giriyorlar ve bundan dolayı oradaki yapıda en çok işte bu ehli kitaptan oluyor çünkü bunlar kendi konjonktürlerini yapılarını da kaybetmek istemiyorlar aynı zamanda diyorlar ki işte hem öyle olalım hem de öyle olalım burada görünüyor. Belki daha çok delil de toparlanabilir. Diğer kitaplarda da üstad belki bunu kendiliğinden söylememiş olabilir. Ama normalde hiçbir şeye bakmadan kendimiz de çıkarabiliriz. Aslında bunu demek suretiyle de belki bize de diyor ki yani sizin içinizde sizler de istikbal vaat ettiğinizde hizmetin bir getirisi olduğu zaman yani mesela diyor ki hocam diyor bir arkadaşa söylüyor İstanbul'da bir esnaf. Sadece diyor benden zeytin alın yeter diyor bana diyor. Yani bana benden zeytin alın yeter diyor yani bana getiri olarak yani. Şimdi sonra ne yapıyor? Diyor ki bu hizmette diyor 2 yıl üst üste diyor hizmette vaat ettiği diyor bu parayı verirse onu diyor iç şahsı daireye de alın diyor. Ona artık en büyük esnaflık vasfını da veren diyor. Yani onun artık gece namazı değil, ibadeti değil de ne kadar himmette bulunuyorsa o kadar da önemiyet verin deniyor. Halbuki adamın derdi bizim davamız değil, derdi İslam'ın davası değil. Derdi bu hizmete bir yönüyle şu yönüyle adapte olup oradan geçinmek. Halbuki hizmette insanlar, zengin insanlar hem mallarıyla hem canlarıyla hizmet ediyorlardı. İşte buradan dolayı bizim de dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesidir. Belki en saf olduğumuz dönem budur. Yarın ileride bu biraz daha imkana olduğu gibi mesela burada da olmaya başlamıştı yani. Türkiye'de para verip kendini suçlu kabul ettirip Amerika'da işte vatandaş olma. Ben de bunlardanım deyip o hale girenleri anlatmıştı arkadaşlar. İşte bunlar dolayı belki hem de dengeli bir şekilde bize anlatıyor. Yani üstadın hakikaten oradaki dengesi yani bu insanlar bilseniz bile sakın deşifre etmeyin. Dolayısıyla kendi içerinizde yine sizin insan yanınıza gitsin gelsin sıcaklığınızı görsün. Onlar da hakikati benimsemsinler. Bu var. Yalnız öte taraftan üstad şunu da söylüyor. Diyor ki bakın diyor hakiki mümin diyor bunları anlar diyor yani. Çünkü diyor bunların manevi kalpleri bozuk olduğundan dolayı
iyi dikkat ettiğinizde diyor onları anlayabilirsiniz diyor. Dolayısıyla öyle fazla hileye de gelmemiş olursunuz. Yani gerçekten hep diyorum işte yani arkadaşlar diyorum biz de mesela mutlaka evlerimize gidelim yani insanları evlerinde görelim. Onların bazen yüzlerine bakalım. Gerçekten samimi olmadıklarını onlardan basirete açık olanlar görebilirler. Yani bazı arkadaşlar ben diyor ki hocam baktığım zaman anlıyorum ya diyor. Çok kötü diyor yani. Anlamak çok kötü. Hatta yani mesela riyazat yapan insanlar bunları zaten uzaktan bakma değil böyle kokusundan anlarlar. Yani demek ki siz diyor maneviyatınızı güçlü tutun bu nifak şebekesini zaten anlarsınız. Hiç deşifre etmeye de gerek yok. Yani ha anlarken de tabii ki kendi ikrar etmedikçe kimseyi kafir sayamayız. Ben inanmıyorum demedikçe kimseyi inanmayan kabul etmeyiz. Ama onun vasfını anlamış oluruz. İşte bunlar da böyle. Benim en çok Evet. hoşuma giden şey de Sen üstadım. Bey buyurun. Evet. Hocam teşekkür ederiz açıklama için. Tabii Kur'an alem şumul ve kıyamete kadar başka kitapta gelmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar da geçerli. Ben Hüseyin Bey'in sorduğu soru çok orijinal bir soru. Mesela şu anda günümüzde baktığımızda Hristiyanların ve Yahudilerin bu şekilde münafıklıkları ile ilgili çok şey görmüyoruz ama Müslümanlarda bu çok yaygın bir şekilde. Yani ben mesela Avrupa'dayım 5 yıldır. Böyle bir şey çok görmüyorum. Yahudilerin de aynı şekilde şeyini görmüyorum. Ama İslam dünyasında ne yazık ki çok kötü. Sizin de örneklerini verdiğiniz gibi. Dolayısıyla yani Efendimiz döneminde Yahudilerden münafık olan olmuş olabilir ama bunun günümüzle ilgili olan kısmı ile ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz? Yani ben hiç rastlamadım böyle veya siz rastladınız mı bilmiyorum. Yalnız işte Şunu şöyle söyleyebilirim. Ben de bu soruya anlatmamdan bir şunu çok özür anlayın. diliyorum. Çok özür diliyorum. O soruya bir tane bir de şey eklesem. Mesela bugünümüzün dünyasında da Türkiye'de Müslüman gibi gözüküp uzun süre kalan o Sabatay diye denen bir kesim var. Onları da bu kabilden falan düşünebilir miyiz? Özür diliyorum. Evet. Yani dediğim gibi belki de mücmel kalsa daha çok anlamlı olacak. Ama ben şunu demek istiyorum. İslamiyet istikbal vaat ettiği zaman, prim yaptığı zaman bunu çok görüyoruz. O dönemde altyapı, zemin orada Medine site devletinde altyapı Hristiyanlardan, Yahudilerden ve müşriklerden oluşuyordu. Ve burada müşriklerin problemi yoktu. Ya inandı ya inanmadı. Ama diğerlerinin statülerinin kabul etme, kayıp etmeleri meselesi ki mesela Peygamber Efendimiz'e orada akıllı insanlar gelip diyorlar ki ya Resulallah bu Abdullah bin Übey bin Selul'e çok dikkat et. Sen diyor bize peygamber gelmeden önce bu adam başına taç giymişti ki başımıza geçse diyor. Sen geldiğinde onu kaybetti diyor. Dolayısıyla diyor bu her türlü hileyi kurar. Şimdi burada münafıklık rezervi bir ehli kitap olmaktan kaynaklanmıyor. O dönemdeki münafıklık rezervi imkanlardan kaynaklanıyor. Bugün de Türkiye'de de öyle olabilir. Mesela işte az önce isminiz ya zikrettiğiniz insanlar Osmanlı döneminde ne kendi statülerini kaybetmek istiyorlar, ne de Müslümanlardan olan yapısını kaybetmek istiyorlar. Dolayısıyla o dönemde prim yapıyordu. Bugün belki daha açıkça olabilir. Ama Türkiye'de de mesela işte bazı hatta rahmetli Necip Fazıl'ın bir anketi o anketi yaptırıyor. O kendi döneminde Müslüman mısın, değil misin diye. Herkesten haber alıyor. Diyor ki arseller var ailesi. Onlar yazıyor. Diyor ki biz dinsiziz diyor. İşte sonra diyor falanca var ben Müslümanım. Biri diyor ki ben bal gibi müminim diyor. Birkaç tanesi de karşısına yazıyor. Ya diyor beni diyor bu kategoriye sokmasanız diyor. Çünkü o kategorinin dışında kalmak istiyor. Sebep niye? Çünkü
Ben Müslümanım değil dese kimse onun kitaplarını okumayacak. Çünkü bunlar roman yazarı, muharrir. Dolayısıyla da öyle kalsın diyor yani. Yani şöyle düşünün, fiziki olarak ve yapı olarak Müslümanlık prim yaptığı zaman veya Müslüman görünmek para kazandırdığı zaman bu ehli kitapta olabilir, ateist de olabilir, günümüzde fark etmeyebilir. Zemin neyse ona göre davranıyorlar. Zemine göre davranmış oluyorlar. Yoksa o mesele o değil. Kaldı ki işte biraz daha ileri gitsek hani statü sükut diyor artık. Ama şu anda gerçekten bize ehli kitap daha çok demokratik davranıyor. On insanlar gerçekten dünyanın değişik yerlerinde bizim mağduriyetimizi daha iyi anlıyorlar. Sanki Asr-ı Saadet'te Evs ve Hazret terk-i mevki eylemiş. Yani o dönemin müşrikleri daha sağlamdı. Bugünün ehli kitabı daha sağlam. Yani stadi değişmiş diyebiliriz yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Vaktimiz doldu. Bir dua ile bitiriyoruz. Buyurun Mehmet Hocam. Amin. Dünyanın her yerinde zalim, cebbar, gaddar insanların mezalimine maruz kalmış insanlara bir mahreç, bir ferah, bir necat lütfeyle Allah'ım. Amin. Herkesi şeytanın şerrinden, insi ve cinni şeytanların şerrinden ve hususiyle günümüzde çok yaygın olan, secde ediyor gibi görünen İslami idare falan diyen ne kadar münafık varsa bütün bunların şerrinden bizleri muhafaza buyur. Amin. Ve onlarda kabil ıslah ise nezd-i uluhiyetinde ve ufku rahmetinde sen onlara da merhamet buyur. Kalplerindeki o kiri, o lekeyi, o isi, o pası temizlemek suretiyle gönüllerini seni anlatabilecek şekilde pırıl pırıl parlayan bir ayna haline getir. Ey her zaman ilahi rahmetiyle muamele edip mahlukatın bağrına da şefkat hissi dolduran Rauf, ne olur bu aciz ve korunup kullanmaya muhtaç kullarını mülhitlerin tecavüzünden, münafıkların şerrinden, fasıkların fitnesinden siyanet buyur. Bütün insanları karanlık düşünce, karanlık ruh ve kara seslerin gayretine dokunduğuna inandığımız tecavüzlerine, tahkirlerine, tezyiflerine ve planlarına karşı koru. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ha. Önümüzdeki hafta Bakara suresinin yine münafıklarla alakalı ayetlerine devam edeceğiz.